Doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Hayır köprüsü sınırlar ötesine köprüler koyuyor. Hayır köprüsü her çarşamba saat 21.30'da Hilal TV ekranlarında. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar zor benim işim. Had safhada zor. Şefi'yi zapt etmeye çalışıyorum efendim burada. Bilmiyorsunuz benim başıma gelenleri. Aa, adam ver çabuk o defteri bana. Vermem. Bak çok... Şu hale bakın ya. Adam oturmuş. Sual. Yazmış buraya sual. 58.699 tane bak, sual yazmış de buraya. Arada bunları koymuş. Sorar mısın sormaz mısın? Program bitmeyecek bir de yani. Program bitmezse bir kere daha davet ederiz. Ya belki hocam gelmez. E niye gelmesin canım? Biz manyak mıyız? Biz kötü adamlar mıyız yani? Bilmiyoruz ki şimdi. Gelir hocam, yahu gelir. Niye gelmesin? Severek gelir. Severek gelirmiş üstelik. Heh, şimdi, bir haleyi aldı. Şimdi, biz bunları önceden organize ettik. Böyle yakaladık. Ağzından çıktı. Şey, severek gelirmiş. İyi, yakaladık polis, onu. Kötü polis yakaladık. Bitti. Burada. Bitti. Olay bitti. Şimdi. Efendim tabii konular elbette ki kapsamlı ve derin. Programın adını unutmayın. Yüksek uçuş, derin dalış. Yüksekten uçacağız, derine dalacağız. Bunun şakası yok. Bu tür meselelerin kapısını aslında biz konuşmuyoruz bu meseleleri. Yani Caner Hoca konuşmuyor bu meseleleri. Sadece kapısını aralıyor. Kapısını aralıyor. Zihinlerin tetiklenmesi için. Dedi ki şu arzu delilini de anlatayım mı dedi. Arzu delilini dedim. Tamam anlatırsın arzu delilini de. Şefik'in çok önemli bir suali vardı. Hakikaten orada aferin oğlum bu sual güzel bir sual dedi. Reddettiğim 28 tane sualinden sonra adam gibi bir sualle geldi. Lütfen sorar mısın? Şimdi o 28 değildir. En fazla 3-5 tanedir reddettiği sorular. Onlar da çok temelli, çok güzel sorulardır ama şimdi buna ben değinmek istedim. Hocamın da genel, şimdi biz daha avam olarak, ben avamı temsil ettiğim için şimdi üstadların yanında. Ben de avamı temsil ediyorum. Ben. Şimdi anlatırım burada, avam değil. Şimdi burada ben onu temsil ettiğim için, hangi kameradayım? Burada, orada Işık mı? Yanan kızım, tamam, hangi kamerada ışık yanıyor? Işık değişiyor o yüzden. Değişir tamam. Işık. Şimdi genel bir yargı var halk arasında. Ne zor benim işim ya. Burada bilim adamları ve felsefeciler, hatta yani... Söz meclisten dışarı konuşuyoruz tabii. Hekimler içinde, bazı hekimler, halbuki operatör bir hekim. Beyni yaran... Operatör dediğin cerrah mı oluyor? Cerrah, evet. Hani nasıl olur da geneli, bilim adamı, felsefeci, ya bu kadar bunun içindesin de nasıl olur da Allah'a inanmazsın gibi bir yargı var. Genelde sanki bu adamlar ateistmiş gibi, hani deistmiş gibi bir durum var bilim adamları, hekimlerin bir kısmı. Hani burada parantez içinde bunları soruyor. Yani şöyle mi demek istiyorsun yani benim anladığım kadarıyla? Yani felsefe ve bilim ve din bir araya getirildiği zaman bunlar birbirinin zıttıymış. Bunlar birbirini dışaran, felsefenin olduğu yerde din olmaz, dinin olduğu yerde felsefe olmaz. Felsefe dine bulaşırsa veya adam felsefeyle ilişkilenirse kafir olur, dinden çıkar. Bir adam bilim adamı, bilim dinden daha üstündür, tabii, daha filandır. Ya bu sanki birbirini zıtlayan, zıttıymış dışlayan gibi bir anlayış var. Kalkıyor bir tane Caner Taslaman da oturuyor. Bir bilim ama ömrünü bunun üstüne kuruyor bütün şeyini. Bilim, din ve felsefe ilişkisi üzerine kuruyor. Evet. Yani burada şunu da hemen atlayayım. Sanki modernitenin ölçüsü bilim de bilim din bilimin dışındaymış gibi falan bir sürü bilim adamları varken ben araştırmam da sizinle alakalı. Anormal dindar bilim adamları var. Anormal değil. Kullandığı Türkçe'ye bakar mısınız? Ben ne yapacağım? Yani Hristiyan bilim adamları var ve çok ciddi dindar bunlar. Tabii. Bunlar avam kimdir? Diyor ya, bir de modernite falan diyor. Adı avam, modernite yok. Oğlum madem avamsın bu kelimeleri kullanma bu kavramı. Hayır, bunlar kimdir ve bu konu hakkında görüşlerinizi alacağım. Tamam sustuk. Bunlar tabii saymakla bitmez. Şu andaki... hem bilim tarihinin hem felsefe tarihinin birçok ünlü siması Allah'ın varlığına inanıyordu. Mesela
işte en çok atıf yapılan isimlerini diyelim, Kepler'leri alalım, Galileleri alalım, Boyle'leri alalım, Newton'ları alalım, bunların Faraday'leri alalım. Bunların hepsi dindar kimselerdi. Bunlar bugünkü bilimin ortaya çıkmasındaki en önemli isimlerden. Özellikle fiziğe katkılar. Felsefe tarihine alsak, felsefede en çok atıf yapılan filozoflardan işte Platon'la Aristoteles, bugünkü bildiğimiz anlamda bir dine bağlı olmasa da şöyle böyle bir evrenin arkasında bir bilincin olduğunu kabul ediyorlar. Bu evrendeki işleri maddenin hareketleri çerçevesinde oluşan bir süreç olarak görmüyorlar. Diğer taraftan İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali gibi İslam düşüncesinde, Thomas Aquinas, Augustinus gibi Hristiyan felsefesi isimler zaten yürekten Allah'a bağlı dindar kimseler. Diğer taraftan buraya doğru gelsek en çok atıf yapılan felsefeciler Descartes, Kant, Hegel, birbirlerine zıt görüşlerine rağmen işte Malebranche, Leibniz ki bunlar hem bilime katkıları hem felsefedeki yerleri olağanüstü kimseler. En çok atıf yapılan kişilerin içinde geçiyor bu isimlerin birçoğu. Bunlar da Allah'a inanıyor. Sonuçta kendi aralarında belli tartışma konusu olan hususları vardır. Yani bir Descartes'la Kant'ın inandığı şey tamamen birbiriyle aynı değil. Ama sonuçta baktığımız zaman bunlar bilinçli bir şekilde evreni yaratan bir gücün olduğunu düşünüyorlar. Kant ahlaktan dolayı bir delil kuruyor. Descartes ontolojik delil dediğimiz delil kuruyor. Leibniz birçok matematiğin varlığından... Nedir ontolojik delil ne? Ontolojik delil... Yani ne demek? Ontoloji ne demek yani? Ontoloji aslında varlık bilim demek. Varlık bilim. Bilim demek. Ontoloji de Descartes'in ontolojik delilden kastı insan zihninde bir ahlak Allah fikri olduğu doğuştan. O doğuştan Allah fikrinin zihnindeki ancak Allah varsa olacağından Allah'ın varlığına bir yükseliş yapıyor Descartes ontolojik. Yani ben kendim de bu tabii ki deliller arasında en tartışmalardan biri olmuştu. Ben şahsen kendim çok tartışmalı delil diye kullanmam pek ontolojik delil. Fakat günümüzde bunun çok daha modern versiyonları modern mantığa kullanılarak yazıldı. Mesela Gödel ünlü matematikçi bunun böyle çok daha yeni bir versiyonunu yazdı. Fakat bu anlaşılması daha da zor. Birçok kimse için böyle şapkadan tavşan çıkartır gibi yerde nereden çıktı bu falan dedirten tarzda bir delil kabul edilmiştir. Ama Descartes sonuçta bu delil üzerinden giderek Allah'ın varlığını temellendiriyor kendi felsefesinde. En çok birçok kimse modern bilimi de modern felsefeyi de Descartes'la başlatıyor. Yani bilim adamlarının ateist olduğu şeklinde ki yargı yanlış. Tabii ki bilim adamlarının da felsefecilerin içinde de ateistler var. Bu daha çok 20. yüzyılda bunların sayısı artmıştır diyebiliriz. Yani evvelki dönemlerde de mutlaka ateist olanlar da Allah'a inananlar da var ama 20. yüzyıldaki hakim paradigma daha seküler paradigmanın içinde o hayat tarzından çıkan bazı görüşler neticesinde bazı insanlar bilimi dinin yerini alması gerektiği bir uğraş olarak sunmaya çalıştılar. Daha evvelden Auguste Comte'da bunun mantıksal temelleri atılmıştı. Yani felsefede pozitivizm olarak bilinir. Bilimin dinin yerini alması gerektiğini söylediler. Ama buna da birçok felsefeci ve bilim adamı da 20. yüzyılda da cevaplar verdiler, karşı çıktılar. Benim için önemli olan da aslında bu bilim adamlarıyla felsefecilerin neye inanıp inanmadığından çok neyin mantıklı, neyin rasyonel, neyin aklı başında görüşü olduğu. Yani sonuçta falanca felsefeciler veya bilim adamları işte Allah'a dini inanıyormuş, onları gördüğümde inanayım demiyorum. Fakat bazıları dediği zaman ya bilim adamları veya felsefecilerin önemli bir kısmı ateist oluyor deyince yani bunu göstermek zorunda kalıyoruz. Ya karşımızda böyle bir tablo var. Ya bu en çok atıf yapılan 4-5 tane adama bakalım. Bunlar hepsi Allah'a inanıyor. Adamlar. Ben de onu sordum yani. Fizikte bugüne kadar en çok etkisi olmuş adamlar kimdir diyorsun ortaya koyalım. Ya bunların büyük bir kısmı da inanıyor. Ha, bu iddia yanlış. Yani bilim adamları ve felsefeciler ateist olur, ünlüleri böyle olmuştur iddiası. Yanlış bir iddia göstermek için bunları veriyor. Evet. Fakat eğer ki biri sorsa yani Allah'ın varlığına niye inanıyorsun diye. Ben demin söylediğim gibi ahlak delilinden, işte insanların arzularından, evrendeki tasarımdan, evrenin başlangıcından hareket eden rasyonel argümanların. Ve de en önemlisi bütün bu argümanların toplam olarak ortaya çıkardığı tablonun bize Allah'ın varlığını gösterdiğini söylerim. Bu benim için falancaların inanmasından veya inanmamasından çok daha önemli. Ama bazıları için şey olabilir. Mesela bu noktada hocamın da yine ben şey yapayım. Mesela en önemli matematikçilerden biri Pascal'ın galiba evet. Bu konuda. Hani sen onu benimsemezsin çok fazla. Ben yok, daha önceden söyledim. Şimdi Pascal hocam söylesin daha iyi bilir ama şeyden bahsediyor. Yani hani bak hani bu ahiret var mıdır?
İşte ona göre yaşadım. Ben ona göre yaşadım. Ne kaybettim? Ahiret yoksa ne kaybettim üzerinden? Ha, pazarlık zaten felsefesi diyorsun. Ama çok samimi olmasa bile hocamın o konuda çok güzel bir tespiti var. Şimdi ben onunla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Yani Pascal da bunun aslında Allah'ın varlığı için rasyonel bir delil olarak sunmuyor. Fakat Pascal'ın demek istediği aşağı yukarı şey şu. Biz bu dünyada bir karar alıyoruz. Bu temelleri rasyonel bir argüman Allah'ın varlığı için dayanmasa da ben nasıl ne yapıp etmeliyimi rasyonel olarak temellendirme de önemli. Yani teorik olarak rasyonel değil ama pratikte ne yapmam gerektiğine ilgili rasyonel bir şeyler söyleyen bir delil olarak Pascal bunu sunuyor. Pascal'ın dediği bizim İslam düşüncesinde de işte Hazreti Ali ile de ilişkilendiren bir yaklaşım aynı aslında. Pascal'ın kısaca söylediği şey şu: iki tane ihtimal var diyor. Allah ya var ya yoktur. Allah var da ben Allah'a yönelirsem işte sonsuz bir yaşamı kazanabilirim. Allah var da ben Allah'a yönelmezsem kaybedeceğim şey sonsuz bir yaşam. Olağanüstü bir kayıptayım. Allah yoksa ben Allah'a yöneldiysem ya kaybedeceğim şey ne olabilir ki kısa dünya hayatında? Allah yok da yönelmemişsem de yine yani pek fark ettirecek ciddi bir şey yok. Zaten o yüzden bir Pascal'ın şey yok o dediği bu karşımıza çıkan tabloda. Çünkü biz bu hayatta şüpheler içinde kalalım onu desek de ne yapsak da etsek de her geçen gün zamanın geçmesi bizi bir seçim yapmaya zorluyor diyor. Biz bir seçim yapmak zorundayız diyor. Ben Pascal'ın argümanın anlaşılması için şöyle bir örnek veriyorum. Mesela diyorum ki düşünün size bir telefon geliyor, şurada oturuyorsunuz. Yan binanızda ki evde yangın çıktı. Evin içinde işte kasanız, mal varlığınız var, daha da önemlisi çocuklarınız var. Ve eve girecek bir tek anahtar sizde var. Evinizde diyelim 2 dakika mesafede. Size böyle bir telefon geldi. Ne yaparsınız? Şimdi 2 türlü ihtimal var diye düşünürüz değil mi? Bir, eve koşarım. Niye? Çünkü gerçekten o yangın var da ben eve koşmazsam kaybedeceğim şey müthiş çocuğum. Yani 2 dakikalık koşmaya karşılık çocuğumu kaybedeceğim, malı mülkü gidecek, hepsi gidecek. Eğer ki haber doğruysa. Haber yanlışsa kaybedeceğim ne var? 2 dakika koşsam birazcık kas kütlem artar. Yani ciddi şekilde bir kayıp olabilecek bir durum yok. Yani bu manzaraya bakan bir kişinin göreceği şey, bu telefonu aldığında oraya koşmasının en rasyonel çözüm olduğunu anlar. Ben diyor ki eğer ki bu tabloda siz o eve koşmanız gerektiğinin rasyonel gereklilik olduğunu anlıyorsanız, karşınıza böyle 2 şıklı bir alternatif çıkınca Allah'a yönelmek dışında bir alternatifinizin olmadığını da anlarsınız. Çünkü biz ölüme doğru gidiyoruz. Ve ölüm, yani bir insan ölse de dini inanca göre öldükten sonra hayat var. Yani çocuğumuzun ölmesi, evin yanması da çok büyük bir olay değil. Çünkü ahiret var. İnsan yine çocuğuna kavuşabilir. Çocuğu cennetlik olabilir. Ama ölüm insanı gitmesi ve yokluk olarak ölümü gördüğü zaman bunu ortaya koyduğu felaket tablosu ve olağanüstü durum o evin yanmasından da daha büyük bir durum. Olağanüstü bir tablo karşısında. En temel korku olarak izah ediliyor değil mi? Yok olma korkusu. Tabii. Biz yani ne yapıp ne yaparsak yapalım bu görüntü bu durumda hareketsiz kalamayız. Mutlaka bir eylemde bulunmamız lazım. Çünkü biz burada konuşuyoruz, çaylar içiyoruz, su içiyoruz, televizyon seyrediyoruz ama her an ölüme doğru gidiyoruz. Adeta biz doğduğumuzda bir kum saatimiz bizim böyle ters çevrildi. Her saniye bir kum tanesi düşüyor ve o kumların düşmesi tamamlanınca biz ölmüş olacağız. Şu anda öyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Ne yaparsak yapalım bu durumda biz tavır almadan duramayız. Evet. Biz o evi yanan babadan daha da olağanüstü bir durum karşısındayız. Mutlaka seçim yapmak karşısındayız. Ha, Pascal'ın yaklaşımı bana göre burada çok önemli bir şey söylüyor. Yani sen işte Allah var mı yok mu bana ne ya bu konuları düşünme diyerek hayatını geçiremezsin. Olağanüstü bir durum karşısındasın ve mutlaka tercih yapmak zorundasın diye. Aslında agnostiklere bir seçim yapmak zorunda oldukları da dayatacak bir argüman. Yani Allah'ın varlığı için rasyonel bir argüman değil. Ama seçim yapmak zorunda olduğun ve Allah'a yönelmek dışında bir alternatifi olmadığını göstermek açısından rasyonel bir argüman. Şimdi burada Mübarek Vel Asri suresinin o ikinci ayeti kerimesidir. Burada çarpıcı olan. Bismillah. İnnel insane lefî husr. Şu kesin bir gerçek ki insan husranın
içindedir, hüsrandadır. Husr tamamen ve tamamen hiç tartışma götürmeyecek bir şekilde ticari bir ifadedir. Husr sermayenin tamamını kaybederek geri dönülmesi mümkün olmayan bir iflasa sürüklenmek demektir. Ticari terminoloji bu. Sermayeyi kaybetmek. Sermayeyi tamamen kaybedip geri dönüşü imkanı olmayan bir iflas hali. Şimdi tüccar zarar etmekten korkmaz. Tabii. Tüccar bazen kar eder, bazen zarar eder. Kar zararı bazen dengeler falan filan iş gider. Zaten bu riski göremese tüccar olmaz zaten. Ama Allah Celle Şanuhu burada kardan, zarardan bahsetmiyor. İflastan bahsediyor. Gittin diyor yani. İşte bu zamanın vel asri deyişindeki zaman bağlamının insanın sürekli bu zaman akışı içindeki akıp geçen zaman içinde bir iflasa doğru gidiyor. Bir sürükleniş. Yani her şeyi anlatıyor aslında. Yani. O yüzden çok... orada da seçim yapma zorunda. Evet bir insana. Seçim yapmak zorunda. Akıllı insana, akıllı bir insan bir seçim yapar. Seçimini akıllıca yapmasını istiyor. Aklını kullanarak yapmasını. Bir de ciddi anlamda bu konuyu hiç hani vah hocam. Seçim söylüyor, yapmamak hani... akılsızlıktır da diyor. Seçim. Tabii, aynen akılsızlık. Öyle. Tamam bu. Seçim yapmamak yani bana ne demek değil mi? Lakaydi anlamında. Yani biz ölümü unutursak ölüm bizi unutacak zannediyoruz. Evet. Ama ölüm unutmuyor. Gelip hop diye yapışıyor. Pat diye ve diyor ki nokta. Ya noktadan sonra işte Kur'an'da görüyoruz. Birçok kimse diyor ki ya işte bana bir kez daha işte imkan verilseydi de şu verilseydi. Ama iş bitiyor. Game over. Ya yani bazen işte Atari oyunları falan filan olur. İşte bir can daha verir, iki can verir, üç can daha verir. Birçok kimse Atari oyunu oynuyor. Hayatta da bir Atari gibi ikinci can, üçüncü can var zannediyor. Oysa her yaşadığımız dakika bir cana sahibiz. İlla ki çok can istiyorsa kimse. Ama ölünce bitiyor. Yani bu hayatta olabilecek tek ciddi mesele bu. Bundan başka ciddi bir meselemiz ölüm yok. Ölüm yani öyle mi aslında? Daha doğrusu tabii ki ölüm değil mi? Bizim ölüm bize bu evren üzerine, kendimiz üzerine, ölüm üzerine, yaşam üzerine toptan bütün olarak bu konu üzerine düşünmemizin olabilecek tek ciddi mesele olduğunu gösteriyor. Yani sen ne yaparsan edersin ama düşünmemezlik edemezsin. Düşünmeyerek kaçamazsın diyor kaçınılmaz bize, bize ölüm. Bunun üzerine biz tabii ki ölümün bunu bize göstermesi üzerine mecburen bu evren ve kendimiz üzerine düşünmeye yöneliriz. Eğer ölümün bize verdiği mesajı ciddi bir şekilde alırsak. Evren üzerine de düşünmemiz önemli. Niye? Çünkü biz evrenin bir parçasıyız. Evren hakkındaki düşüncelerimiz aslında kendi üzerimize de bir yerde düşüncemiz oluyor. Evrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığını düşünüyorsak, işte bu benim yaşadığım alan ve benim de bedenim onun bir parçası olduğu için tasarlanmıştır diyoruz. Eğer ki benim bedenim de tasarlanmışsa, bilinçli bir şekilde yapılmışsa, o zaman beni yoktan yapan yeniden yapması çok kolaydır diyoruz. Kur'an'da zaten ne diyor? O da öyle söylüyor. İster taş olun, ister demir, gözünüze büyüttüğünüz bir şey olun diyor. Siz ilk defa yaratan kimse, yeniden yaratacak olan odur diyor Kur'an. Tabii. Yani biz eğer ki evrene yönelirsek, kendi üzerimize yönelirsek, bu yaratılışı Allah'ın yaptığını anlarsak, ahireti de varlığının Allah için ne kadar kolay olduğunu anlıyoruz bunu yaratmasının. O zaman ölüme bakışımız da değişiyor. Gerçekten ölüm karşısında bir kurtuluşun olduğunu anlıyoruz. Hayatın orada bitmeyebileceğini, bu evreni yaratanın yeniden hayatı yaratmasının çok kolay olduğunu anlıyoruz. Eğer ki tabii bu düşüncelerimizden sonra dine gidersek, din de bize o hayatın olduğunu söylüyor, varlığını söylüyor. Burada bizim ne yapıp etmemiz gerektiğini söylüyor. O hayatta da bizi farklılıklar beklediğini söylüyor. Yani o hayattan sonra herkesin konumunun, statüsünün bir olmadığını, Allah'ın rızasını kazanıp da mutlu olanlar olduğu gibi Allah'ın rızasından uzaklaşıp pişman olacaklar olduğunu söylüyor. Ha sen ölene kadar ölümü görmezlikten gelerek sıradan şeylerle hayatını geçirme. Allah'ın rızasını kazanmak için bu hayatta eylemlerde bulun. İnanıp da iyi ameller bulun dedirttiriyor bize bu manzara. O yüzden ölüm üzerine düşünmek çok önemli. Çünkü günümüzde dikkat edin en yaygın dinlerden biri ki bunun adı tabii ki bir din değildir ama bir tavır olarak aslında Allah'ı inkar etmeden ziyade Allah var mı yok mu bana ne şekilde bir tavır. Ben onu soracağım. Birçok kimseye bakıyoruz. Umursamıyorlar yani bu varoluş problemini tabii. Umursamayan yani insanlar birçok kimse çok var. Allah'ın varlığı konusunu şöyle görüyor yani Amerika'da mesela Dışişleri Bakanı kim? Veya Amerikan Başkanı kim? Obama mı değil mi? Yani veyahut da Nijerya'nın devlet başkanı kim? Hani böyle bir soru var. Yani bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Bir de Allah var mı yok mu diye bir soru var. Birçok mesela ünlü ateistin dediklerini rastladım. Onların ateizmi de şöyle bir pasif ateizm şeklinde bir ateizm. Direkt Allah yoktur diye iddia etmemişler ama Allah'ın varlığıyla ilgili diyorlar ki ya ben hayatımda bu soruyla yüzleşmedim ki diyor.
Benim için böyle bir soru yok diyor. Dikkat edin. Yani Allah yoktur diye inkar etmiyor. Evet. Hı-hı. Böyle bir soruyla yüzleşmediği için yani pasif ateizm diyebileceğimiz yani Allah'ın yokluğuna dair bir iddiada bulunmadan hayatını ona göre inşa etmiş. Ve dünyadaki şu andaki birçok insanla muhabbet edersek ayrı ayrı kütürlerde bir ilişkiye geçersek bunun çok yaygın bir tavır olduğunu görüyoruz. Evet. Birçok kimse bunun Allah var mı yok mu sorusunun, Allah varsa ben ne yapmalıyım, ben burada niye geldim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum tipi. Olabilecek en temel soruların yüzleşilmemiş sorular olduğunu görüyoruz. Ve çok enteresan bir şey var burada bu derin dalışla da ilgili. Modern dünya insanlara teknoloji bulmada derinlere daldırıyor. Sen şu işte kuantum teorisinin dibine dal da onu kullanarak mikroçip gibi o minnacık şeyde bir şeyler yap. İşte o mikroçip de sayesinde şöyle bilgisayarlar olsun, şöyle aletler bulunsun. Tabii bu harika, yani böyle olmasına minnettarız. Fakat bilimin ve teknolojinin derinliklerine dalmayı, kendini amaç edinen bir insan, ben niye buraya geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum şeklindeki en önemli sorular için bir bakıyorsunuz. Bırakın derine dalmayı, yüzeysel olarak bile düşünmemiş. Yani modern dünya birçok kimseye köşeyi dönmede derinlikler sunarken en temel şeylerde, en önemli şeylerde kendi varlığımızla ilgili egzistansiyel programlarımıza bakıyoruz. Oldukça yüzeysel bırakmış. Sıradan hazlar peşinde insanları takılması gibi basit hedefler koymuş. Yani teknolojiyi yukarı taşımadaki o da tabii çok güzel bir şey. Oraya karşı olduğumuz bir nokta yok. Yüksek hedefler koymuş. Olabilecek bilimin en dibine gidip de olabilecek teknolojiyi en yükseğe taşıyalım demiş. Fakat bunu diyen kimseler insan hayatı üzerine çok sıradan bir düşünceyi bile adeta gereksiz boş bir uğraş gibi sunmuş diyeceğim. Gerçi orada bir sunma da yok. Peki insanda evet sunma yok. Yani sunma da şöyle, sunma tabii bir dolaylı sunma var şöyle. Sürekli mesela filmlerde, medyada, okullarda anlatılanlarda bu soru hiç gündeme getirilmeyince, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye varım, hayatın en önemli sorular bunlar olduğu gündeme getirilmeyince sürekli dünyada senin hazlar elde etmen lazım. O hazlar elde etmek için de bilgiyi elde etmen lazım. O bilgiyi araçsal para olarak kullanarak, lazım, yani için. Bilgi senin parayı elde etmen için bir araç, para da dünyada hazları elde etmen için bir araçtır şeklinde Amen. Verilerek, şu andaki eğitim sistemi de böyle araçsal bir mantık üzerine kurulmuş. Artık bu bilim bizim kendimizle ilgili egzistansiyel sorularımızı cevaplandırmak için, evrendeki kendi yerimizi, yaratıcımızı, ölüm karşısında ne yapacağımızı anlamak için bize bilgilerini sunan, bizim onun bilgilerini incelemek vasıtasıyla Allah'ın sanatını değerlendireceğimiz bir uğraş değil. Bilimin bu şekildeki anlaşılmasında bence bir yücelik, olağanüstülük var. Evet. Allah'a bize hayran bırakacak bir uğraş bilim. Fakat para kazanmak için, dünyadaki basit hazlar için araçsallaştırılmış bir şey. Bu bilim gibi bana göre çok önemli bir uğraş için ne kadar ona yüzeysel bir değer biçmek. Onun o belki 10 puan edecek değerini adeta 1 puana, 2 puana indirmek. Anlamına geliyor. Aynen. Yani bu bir anlamda insanın kendi varlık problemi ya da ne yapacağına dair mesele üzerinde düşünmesini engellemek doğrultusunda. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani engellemek olarak görüyorum bunu. Çünkü insan bir kere sorgulamaya başladığı zaman bu sorgulamayı dibine kadar sürdürecektir. Bu sorgulama içine bir kaptırdığı zaman kendini ve hakikati, hak ve hakikati görmemesi mümkün değildir. Mutlaka görecek bunun. Başka yolu yok. Ve işte o zaman insanı aptala çevirerek istediği gibi kullanan Firavun sistemi çök değil. Durduracak tabii. Diyecek ki bir dakika stop tabii, ben ne yapıyorsun? Bu yanlış. Böyle bir diyecek. Hayat var mı ya o diyecek. Size mutlulukla ilgili ilginç bir psikolojik araştırmayı anlatayım. Evet, bir dakika soruyorum. Reklama giriyor muyuz? Tanıtım kuşağı var mı? Ya müzik ya tanıtım. Ne demek ya? Ya 40 katır mı ya 40 satır öyle şey mi olurmuş? Şu ilginç bir şey anlatsın ondan sonra. Olur mu? Tamam olur. Yaşasın tabii. Lütfen. Tamam sıcağı sıcağına. Hayır çünkü insanlar şu anda baktığımız dinden uzaklaşan birçok insan hayatındaki amacını mutluluk olarak ifade ediyor. Mutluluğu da genelde haz üzerinden tarif etmek gibi çok yüzeysel bir yaklaşım var. Bunun üzerine bir psikolojik araştırma dikkatimi çekti. Bu 40 küsur ülkede yapılmış bir psikolojik araştırma. Bu araştırmada insanlara soruluyor. Yani kendine mutluluk açısından 1 ile 10 arası bir puan ver. İşte en mutlu
çok çok mutluysan ona 10 puan ver. İşte hiç mutlu değilsen 1 puan ver. Sonuçta kendi durumunu nasıl görüyorsan ortada görüyorsan 5 ver işte. Yani 1 ile 10 arası 1 puan vererek kendi mutluluk durumunu belirt diyorlar. Ve bunu ayrı ayrı ülkelerde soruyorlar. 40'tan fazla ülkede soruyorlar. İnsanların büyük bir çoğunluğu aslında dünyada kendini mutlu tanımlıyor. Dünyada verilen puanların büyük bir çoğunluğu 7 ve 8 arasında çok ilginç değişiyor. Ve bizi genelde mutlu eden şeyleri saydığımızda işte sağlık, maddi güç, sevdikleriyle bir arada olmak gibi şeyleri sayarız. Gerçekten de bunların insanın mutluluğuna önemli bir etkisi var. Fakat ilginç bir şekilde bu ankette görüyoruz ki en zengin ülkeler mesela Amerika gibi ve de mesela daha fakir ülkeleri de ele aldığımızda aralarında mutluluk endeksinde o kadar büyük bir fark yok. Mesela kişi başı milli gelir biri diyen 10 katı olabiliyor ama birisi 7-8 veriyorsa öbürü de 6-7 veriyor. Çok yakın yani. Evet. Çok yakın. Bütün bu ülkeler birbirlerine çok yakın. Bu da gösteriyor ki aslında doğuştan insanın bir kodlu bir şeyi var aslında mutluluk için. Yani maddi şeyler falan da bizim sandığımız gibi mutluluk oranımızı çok fazla değiştirmiyor. Ve yine bu psikolojik deneylerdeki daha da ilginç sonuçlardan bir kısmı şu. Biz aslında neyin bizi mutlu edeceği konusunu iyi bilmiyoruz. Bu deneylerde gözüküyor. Burada mesela insanlara soruyorlar. Diyor ki seni dünyada en mutlu edecek olayı say birçok insan. Mesela birçok kimse diyor ki bana piyangodan müthiş para çıkması diyor. Sonra bakıyorlar piyangodan para çıkanlara üzerine mesela bir araştırma yapıyorlar. Ha görüyorlar ki piyangodan para çıkanların büyük bir kesim gerçekten en başta mutlu oluyor. Mesela 7-8 diyorsa başta 9-10 diyor. Fakat bir süre sonra o eski seviyesine çok hızlı bir şekilde geri dönüyor bir sene sonra. Bundan daha da ilginci. Birçok kimseye soruyorlar diyorlar ki seni en mutsuz edecek olay ne? Ve aslında bizi mutsuz edecek olayları da bilmiyoruz. Sandığımız kadar iyi bilemiyoruz. Çoğumuz dolar olarak diyoruz ki mesela birçok insan diyor kendisi felçli olmasını söylüyor. Yani gerçekten birçok insan için felaket bir şey gözüküyor felçli olması sağlam bir insan için. Fakat felçli olan insanlarda da bir sene sonra bir yine değerlendirme yaptıklarında ilk sene çok mesela hızlı bir düşüş oluyor felçli olduklarında. Gerçekten mutluluk seviyeleri oldukça düşük oluyor. Fakat bir sene sonra onlar bile eski seviyeye çok yakın bir yere geliyorlar. Ha buradan benim çıkartacağım sonuç şu. Buradan da gözüken şey bizim aslında aşağı yukarı insanların hepsinde başta doğuştan böyle bir ortanın üstü mutluluğa kodlu bir şey var adeta. Ve böyle çok çok açlıktan sürünmüyorsak o tip durumlarda onlar tabii bunu ciddi şekilde fark ettirebilir. Mutluluğumuzda çok büyük bir fark oluşmuyor. Ve dikkat edin. Dünyadaki çok korktuğumuz olaylar da sandığımız kadar bizi mutsuz etmiyor. Çok mutlu olacağını tahmin ettiğimiz olaylar, işte şöyle bir kızla evlenirsem çok mutlu olurum, şu kadar zengin olursam çok mutlu olurum da sanacağımız kadar bizi mutlu etmiyor. Bir süre sonra ona alışkanlık kesbediyoruz ve yine normal seviyemize giriyor. Ha ben de o zaman diyorum ki bu dünyanın içinde sırf has merkezde bir mutluluğu merkez yapmak ne kadar rasyonel olabilir? Şimdi din bize bu dünyadaki basit mutluluk hesaplarını aşkın bir şey söylüyor. Gerçek hedefin Allah'ın rızası olmasını söylüyor. Eğer ki bu beden bizi değilse o zaman her şeye bakışımız değişir. O zaman öldükten sonra bizim yeniden yaratılma ihtimalimiz vardır. Eğer bu beden bizim değilse biz gayesiz, sebepsiz, anlamsız değiliz. Bizim bir anlamımız vardır. Ama bu beden benim. Ya ben nasıl istersem onu yaparım. Yani kim karışabilir ki? Yani beden benim arkadaş. Canım ne isterse onu yaparım. Beni kim engelleyecek ki? Ne kadar önemli bir şey söyledi. Farkındasınız değil mi? Yahu bakalım mübarek Kur'an'da mutluluk kavramı nedir? Hangi ifadeyi kullanıyor Allah Celle Şanuhu? Mutluluk nedir? Tıpkı akıl filan gibi ama bir ara vermemiz lazımmış. İstiyorsanız bir merak ediyordu sizin müzikayı Hümayun ne çalıyor diye. Bir musiki arkasından tanıtım kuşağına bağlayalım. Mümkün mü efendim? Mümkünse kamerayı sallayın hafifçe. Seyircimiz de görsün kameranın sallandığını. Hafif. Şimdi anlaştık. Aramızda diyalog sağlam. Şimdi müzikayı Hümayun arkasından tanıtım kuşağı amana. Thank you.
Kimileri erken vazgeçer. Çocuk olmaktan benim gibi. Kimileri erken kaybeder. Unutur anne şefkatini. Alır gider heybesini. İçinde bütün hayalleri. Umursamaz kalan hiçbir şeyi. Çeker gider senin gibi. İşte böyledir hayat. Bazen mutluluk olur. Sarılır kalbimize. Bazen ayrılık olur. Yazılır alnımıza. İki damla yaş olur. Süzülür yüzümüze. İşte böyledir hayat. İşte böyledir hayat. Bazen mutluluk olur. Sığınır kalbimize. Bazen ayrılık olur. Yazılır alnımıza. İki damla yaş olur. Süzülür yüzümüze. İşte böyledir hayat. Vazgeçer. Çocuk olmaktan benim gibi. Kimileri erken kaybeder. Unutur anne şefkatini. Alır gider heybesini. İçinde bütün hayalleri. Umursamaz kalan hiçbir şeyi. Çeker gider senin gibi. İşte böyledir hayat. Bazen mutluluk olur. Sarılır kalbimize. Bazen ayrılık olur. Yazılır alnımıza. İki damla yaş olur. Süzülür yüzümüze. İşte böyledir hayat. İşte böyledir hayat. Bazen mutluluk olur. Sığınır kalbimize. Bazen ayrılık olur. Yazılır alnımıza. İki damla yaş olur. Süzülür yüzümüze. İşte böyledir hayat. İşte böyledir hayat. İşte böyledir hayat.